Evet değerli izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şef Emrah Göksal Sezgin'le İzmir'in Mutfak Sanatları Enstitüsü'ndesiniz. Bugün sizlerle kuzu pirzola yapacağız. Kuzu pirzolamızı hardala bulayıp fıstıkla beraber pişireceğiz. Yanında fırında sarımsak ve soğan, diğer yanında da pancarlı bir buğday pilavı hazırlayacağız sizler için. Evet, öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. Fırında yapacağımız sarımsak ve soğan için 2 baş sarımsağımız, ama sarımsakları ayıklamıyoruz. Bu şekilde kabuklarıyla beraber kalıyorlar. Soğanımız var. Taze yeşilliklerimiz ne bulabiliyorsanız. Bizim bahçemizde biberiye ve kekiğimiz var. Bunları kullanacağız. Balzamik sirkemiz var. Balımız var. Tuz, karabiber ve zeytinyağı kullanacağız. Bu bir yan garnitürümüz. Ana malzememiz kuzu pirzolamız. Kuzu pirzolamızı bu şekilde önceden hazırladık. Kemiklerimizi sıyırdık ki herhangi bir kararma olmasın diye. Bunu tavada mühürledikten sonra hardala bulayacağız. Dijon hardalı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazır satılan hardallardan da kullanabilirsiniz. Ve toz fıstığı bulayacağız en son. Pilavımız buğday pilavı. Buğdayımızı önceden haşladık. Bir bardak kadar burada buğdayımız var. Yanında haşlanmış pancarımız olacak. Bunu biraz tereyağıyla sotaleyeceğiz. Tat versin diye içerisine sarımsak kullanacağız. Ve pilavımızın pembe olması için pancarımızı haşladığımız sudan da içerisine kullanacağız. Evet, öncelikle kuzu pirzolamızı marine edeceğiz. Bunun için zeytinyağı kullanıyorum. Kaya tuzu ve taze çekilmiş karabiber kullanıyorum. Bunu hemen böyle biraz buladıktan sonra, masaj yaptıktan sonra bir süre buzdolabında dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi 2 saat öncesinden yaparsanız etiniz pamuk gibi olacaktır. Evet, şimdi fırında yapacağımız sarımsak ve soğanımızı hazırlayacağız. Daha önce de söylediğim üzere sadece kalın kabuklarını aldım. Sarımsakların bütün haliyle duruyor. Bu arka kısmını temizlerseniz eğer, bir toprak vesaire kalmaması adına, çok hafif de yıkayabilirsiniz. Bunları hazırlayacağız. Sadece baş kısımlarını şu şekilde uç kısımlarından kesiyorum ve bu şekilde folyomun içerisine koyuyorum. İkisini de aynı şekilde hemen keseceğim. Yanına bir tane soğan. Bunun kabuklarını temizledim. Bunu isterseniz arpacık küçük soğanlardan da kullanabilirsiniz. Malzemeler kısmında saymıştık. Buna 1-2 dal biberiye ve 1-2 dal da taze kekik koyuyorum. Balzamik sirkemi üzerine döküyorum. Hemen balımı da üzerine bu şekilde ilave ediyorum. Biraz karabiber çekiyorum. Biraz tuz çekiyorum. Ve bunu bu şekilde bohça yaparak 180 derecede 45 dakika fırında pişiriyorum. Şimdi kuzu pirzolalarımızı, marine ettiğimiz kuzu pirzolalarımızı mühürleyeceğiz. Öncelikle tavamızı ocağa alıyoruz. Tavamız hazır olduğu zaman bize hazır olduğunu zaten söyleyecek. Duman çıkmaya başlayacak. Kesinlikle yağ kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi mühürlediğimiz pirzolamızı hardalımıza güzelce buluyoruz. Saplarına çok değdirmemeye çalışın, kemik kısımlarına. Çünkü fırında yanarlar. Görselliğinin güzel olması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hardalımızın fazla kısmını alıyoruz ve fıstık küvetimize pirzolamızı daldırıyoruz. Güzel fıstıkladıktan sonra gördüğünüz gibi fırın tepsimizi alıyoruz ve 180 dakikada 8 ila 10 dakika arasında pişiriyoruz. Evet, şimdi son garnitürümüze geçiyoruz. Pancarlı buğdayımızı yapacağız. Tavamızı aldık. Hemen tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağının yanmaması için içerisine çok az zeytinyağı ilave ediyorum. O orada ısınırken ben bir taraftan sarımsaklarımı kıyacağım. Evet, yağım ısındıktan sonra sarımsaklarımı da yağımın içerisine alıyorum. Sarımsaklarımız biraz kavrulduktan sonra yağımız da eridi. Hemen pancarlarımı ilave ediyorum. Bu aşamada buğdayımı da artık içerisine koyabilirim. Pancarlarımla buğdayımı karıştırıyorum. Burada
pancarımızın renginin buğdaya daha fazla geçmesi için haşlama suyundan ayırdığım pancar suyumu da ilave ediyorum. Burada küçük bir tüyo verelim. Bu aşamada şalgam suyu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pilavımızın rengi çok hoş bir pembe oldu. Tuzumu ve karabiberimi de bu aşamada ilave ediyorum. Soteleme işlemime devam ediyorum. Güzelce soteledikten sonra rengin her yerde eşit olduğunu gördükten sonra pilavımı kenara alabilirim. Sonrasında etimi bekliyor olacağım ve hepsini en son tabağımızda hep birlikte birleştireceğiz. Evet, tüm ürünlerimiz hazır. Etimizi fırından aldık. Soğanlarımızı ve sarımsağımızı fırından aldık. Pancarımızı soteledik ve şimdi tabağımızı hazırlıyoruz. Evet, şimdi son zamanlarda çok popüler olduğu için ben de bir bazalt taşı kullanacağım. Şöyle buğday pilavımdan koyuyorum. İsterseniz bunu bir kalıp yardımıyla daha düzgün şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben kaşık yardımıyla daha doğal haliyle bırakacağım. Hemen buradan fırında hazırlamış olduğum sarımsak ve soğanlarımızı da ilave ediyorum. Burada etimizi fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirdik. Şöyle bir dilimini keseceğim ki içerisinde görebilelim diye. Şu şekilde kemikleri birbirine geçireceğim. Daha güzel gözükmesi için. Sıraça sosum var. Hafif acı. Hem de tabağımıza renk olacak. Bunu da şöyle bir kaşık yardımıyla şu şekilde çektikten sonra tabağımız gördüğünüz gibi servise